Selamlar, yepyeni bir Exeter'sı kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün çünkü hem sezon bitiyor hem de ekranda gördüğünüz TN Play kodunu yorumlara yazarak bir tane FIFA 20'nin sahibi olabilirsiniz. Biliyorsunuz 3 günden beri toplamda 8 tane FIFA 20 hediye ettik. 3'ü Instagram çekilişiyle oldu, 2'si Twitter'da, 3'ü de Facebook canlı yayınlarında. Toplam 8 tane hediye ettik. 2 tane daha hediye edilecek. Bunun birini bugünkü YouTube videosunda vereceğiz. Diğeri de bir sonraki Exeter kariyeri videosunda olacak. Bizler bu dönemde evde kalarak FIFA oynamaya devam ediyoruz EA Game Changers ekibi olarak. Sizler de evde kalın, birlikte oynayalım diye böyle bir proje düşündük ve artık bunun da sonuna yaklaşıyoruz. Stay and Play hashtagini kullanarak çekilişe katılmayı unutmayın ve bugün videonun aralarında böyle sizlere bazı sorular soracağım. Tabii bu bir canlı yayın tekrarı. Yayında biz canlı yayını izleyenlere sorduk ama sizlerin de görüşü ve fikirleri çok önemli. Sürekli yorum yazmaya devam edebilirsiniz. Bu arada bugün kuyruklunun forması var üstümde. Daha önce göstermiştim, biliyorsunuz kuyruklu, daha doğrusu Exeter City tarafından gönderilen kuyruklunun imzalı forması. Bugünün anlam ve önemine uygun bir forma çünkü kuyruklunun Ultimate Team'de TOTS kartı çıktı. Sanıyorum ki Team of the Season kartı. 86 ratinglik bir kuyruklu kartı çıktı. Bilmiyorum, Ultimate Team oynamaya devam ediyor musunuz? Ben hemen bu kart çıktıktan sonra Ultimate Team'e girip kuyruklunun yeni kartını satın aldım. Belki yayınlarda Exeter kariyerinden sonra ara ara Ultimate Team oynamaya devam edebiliriz. Geçmişte yaptığımız gibi. Lafı daha fazla uzatmayayım. Çekiliş devam ediyor. Stay and Play yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Bu videodaki FIFA 20 talihlisini bir sonraki videonun açıklamalarında, yorumlarında açıklayacağım. O videoda da ayrı bir çekiliş olacak. Onu da diğer videonun başında açıklayacağım. Hepinize bol şans. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. FIFA oynamayı seven ve oynamak isteyen birine çıkar. Daha fazla zaman kaybetmeyelim ve Stay and Play hashtag ile bu videomuza başlayalım. Hepiniz yepyeni bir Exeter kariyerine hoş geldiniz. Muazzam bir gün olacak. Bugün çok kritik bir gün olacak. Bir saniye. Gerçekten Exeter tarihinin, Exeter kariyerimizin çok önemli günlerinden biri. Puan durumunu görüyorsunuz. YouTube'dan gelenler spoiler'ı yedi bile. Bugün Premier Lig için mücadele edeceğiz. Aston Villa 116 puanda, Sheffield 106 puanda, Leeds United 100 puana yaklaşmak üzere, Huddersfield 90 puanda, biz de 89 puanla playoff için ya 4. sıradan ya 5. sıradan mücadeleye başlayacağız. 2 tane maç yapacağız. Playoff maçları öncesi onları bilerek bıraktık. Isınmamız için, hazırlık yapmamız için, biliyorsunuz yayının ilk maçları normalde bizim için sıkıntılı geçiyor. Kendimize gelelim, taktiğimizi belirleyelim, oyuncularımızı ayarlayalım diye. Ondan sonra tarihi playoff maçlarına geçeceğiz. Ya 20 maçta 15 galibiyet almışız arkadaşlar. Böyle iyi giden bir takımımız var ve sadece 2 maç kaybettik 20 maçta. Hatta devam bile edebiliriz. Galibiyet, mağlubiyet, neyse burada buraya kadar yeter. Umarım bu seri galibiyetler playoff sıralamasında, playoff maçlarında bizim için değişmez. Girelim, hemen antrenman gününe bir girelim. Daha fazla zaman kaybetmeden 2 maça playofflara gireceğiz. Aynen işte, playofflarda inşallah momentum bizi zorlamaz. Geçen senenin playoff maçları bizim için çok rahat geçmişti. İnanılmaz rahat geçmişti. Bu sene bakalım nasıl olacak. Ojomo son zamanların müthiş oyuncusu. Rossi, Bada, Mattia Rossi yükselmeye devam ediyor. Bello'ya antrenman çalıştırmaya devam ediyoruz. Ojomo, Bada kısa pası bitiriciliği 90 olacak. Rossi. Rossi'yi bir çıkaralım. Gelin Adeoti'yi de bir 70 yapalım ya. Bugün böyle başlayalım. Sezon sonu yedek kalecimize yükleniriz. Şimdi playofflar öncesi. Arkadaşlar düşünsenize. Lig maçında Granero kırmızı kart görüyor. Ve cezalı. Playofflarda yedek kalecimiz de yok. Ya da sakatlanıyor. Ne bileyim, bileği burkuluyor. Bir şeyler oluyor. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kenetlenin Exeter. Hedeflerimize çok yaklaştık. Premier Lig'e çok yaklaştık. EFL Lig 2'da başlayan maceramız One Championship'le devam etti ve hepsinde playofflarla çıktık. Sadece EFL Lig 2'da herhalde ikinci olarak çıktık. Sonuçları gör. Bakayım ne kadar ilerleyecek? Az ilerledi. Jorge Bello 74, Ojomo 74, Bada 82'ye doğru gidiyor. Evet arkadaşlar, zamanı biraz ileri alıyoruz ve ligin bugün yapacağımız ilk maçta çıkalım.
Ipswich maçından 3 gün sonra. Ardından 4 gün sonra Derby County maçı. Playoff'ları da buraya bir yere ekleyebilirler. Abi çıkarız ama Premier Lig'de zor. 100 puanı geçen takımlar olacak. Ya maalesef öyle olacak da şampiyonluk için oynamayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için oynayacağız. Diğer liglere bir bakalım. Süper Lig'de nedir? 33 hafta sonunda Beşiktaş namağlup. Galatasaray 2 mağlubiyet. Fenerbahçe 2 mağlubiyet. Son haftada Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk yarışında. Galatasaray ile Fenerbahçe de aynı zamanda ikincilik yarışı. Namağlup ya, böyle bir şey yok. 33 maçta sadece 15 gol yemiş Beşiktaş. Ankara Gücü, Göztepe, Denizli düşen takımlar. Keşke ikincilik de olsa Süper Lig'de. Yani Türkiye'de. Premier Lig'de durum nedir abi? Ambargo koyuyorlar ya yani. Premier Lig'de de bakın puanlara bakın. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmemiz için ilk 4 mi gidiyor, ilk 5 mi gidiyor? Eleme de olsa Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere'den. 4 takım mı 5 takım mı? Bilen var mı? Net bir şekilde. Sallamayın ama. Sizce biz gelecek sene bu ligde ilk 4'e girebilir miyiz? 37 maçta 84 puan alan bir Chelsea var. Biz 44 maçta 89 puan almışız. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Her maç final olacak bizim için ya. Yani ligde 4 tane takım 100 golü geçecek. 100 golü ulaşmak, her maçta 2'nin üzerinde gol atmak ciddi bir başarı takımlar için. Evet, zamanı biraz ileri alıyoruz bakalım. Artık ilk maçımıza çıkalım. Uba için transfer teklifi hemen satalım abi. Tamam, 270 bine anlaştık. Gol krallığında. Plaza 30 gol. 32 maçta 30 gol. Böyle bir performans var mı ya? 32 maçta 30 gol atarak ligin gol kralı oldu diyebiliriz artık. Asist krallığında 40 maçta 16 asist Bada. 43 maçta 12 asist Cabral. Plaza 11 asist. Ojomo 10 asist. Kuyruklu 10 asist. Vay be. Ya işte bireysel oynayan bir takım değiliz. Görüyorsunuz şampiyonluğa oynayan takımların, şampiyon olan takımın sadece bir tane adamı ilk sayfada. Nasıl oluyor bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim her golümüzün bir asisti var. Gol yenmeyen maçlarda 28 maç. Fabri 18 maçta gol yememiş, Beşiktaş'ın eski kalecisi. Granero da 17 maçta gol yememiş. Playoff öncesi bazı isimleri riske atmamamız lazım. Orellana çok kızgın. Mesela bugün Orellana oynasın. Perez üzgün. Kiralanmak istedi. Perez'i oynatalım mesela Ojomon yerine. Huntington forma istiyor. Cabral'in yerine alalım. Plaza oynamaya devam etsin. Villalba'nın yerine bugün orta sahada Junior Veron oynasın. Caz çıkarıyordu ne zamandır. Chet'in yerine Cabrera'yı oynatalım bugün. Sol bekimiz Cabrera. Chet'i tamamen çıkaralım. Ama playoff öncesi bunların morali bozulmaz değil mi? Bello'nun yerine Junior Veron'u alıp ya da bugün Rossi'yi çıkaralım mı ya? Evet, Rossi'yi altyapıdan çıkarıyorum bugün. Birçoğunuz isteyeceksinizdir bunu. Rossi'yi A takıma yükseltiyoruz artık. Bence bugüne kadar burada durması yeterli. Mattia Rossi 17 yaşına geldi. 65 rating, 85-91 potansiyel var. Ve bugün bir uzun boylu MDO'yla neler yapabileceğimizi görelim. Evet, artık Mattia Rossi de A takımda MDO ve MO oynayabiliyor. Gel bakalım Mattia Rossi. Gel çocuğum. Buradan kimi çıkaralım? Cabral'i çıkaralım. Rossi defansif orta sahamızın ortasında. Rossi, Veron, 65'lik bir oyuncuyu oynatıyoruz. Serkan'ın yerine bugün Aydın'ı oynatacağım. Aydın Günver. Evet, Serkan da dışarıda. Morosini de Fofana'nın yerine oynayacak. Bu çocukların durumunu görmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün bayağı bir köklü değişiklikler yaptık. Sadece Plaza ilk 11'de hala devam ediyor. Bakalım neler olacak. Bugün rakibimiz Preston. Preston ligde 16. Düşmemek için mücadele etmiyor. Çıkmak için de mücadele etmiyor. Ortada bir yerde artık ligin sonunun gelmesini bekliyor. Biz de eğer Huddersfield puan kaybederse Huddersfield'ın üstüne çıkacağız. Bugün bizim için prestij maçı gibi bir şey olacak. Dördüncü de olsak, beşinci de olsak değişen bir şey olmayacak. Ve 19.45 oyun ayarları. Playofflar öncesi her şeyi göstereyim size de. Daha sonra yine komple teorisi üretmesin bazı arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Ligin 45. maçı. Koskoca 45. maçı. EFL Championship'in artık 45. maçı. Exeter City Preston karşı karşıya geliyor. Playoff öncesi son iki maçın ilki. Evimizde 19.45. Hava daha kararmamış. Enteresan. Normalde bu saatlerde havanın kararmış olması gerekiyordu ama bir öğleden sonra maçı gibi, gündüz maçı gibi. Güneş yavaş yavaş batıyor ama o turunculuğu göremiyoruz. Kramponlarını asan bir Clark var, 34 yaşında. Preston'lu oyuncu 2 maç sonra artık futbolu bırakacak. Çocuklarımızı deniyoruz bugün. Hadi bakalım. Biz Premier Lig'i isteyen, Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi hayali olan bir takımız. Bugün
iyi top oynayarak playoff'lara hazır olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Hepinize iyi seyirler. Exeter City'ye başarılar dileriz. Bakalım bugün neler olacak. Ve maç başladı. Hadi başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Tek isteğim. Bakın galibiyet istemiyorum. Sadece iyi top oynamak istiyoruz. Konsantrasyonumuzu çabucak toparlamak istiyoruz. Ve playoff'lara hazır olduğumuzu herkese göstermek ve kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Barkuizen'le geldiler. Orta. İki defansımız değişti bugün. İki defansımızı da değiştirdik. Aydın'la Morosini sahada. Serkan. Serkan sahada yok. Savaşçı Serkan sahada yok. Bu arada inanılmaz basıyorlar. Biz de sakin bir şekilde çıkacağız. Morosini, Junior Veron, Mattia Rossi de ilk kez ilk 11'de. Hadi yürü. Huntington gözüm sende. Yürü Huntington. Yürü Huntington. Bir pas daha atacağız. At önüne. Müthiş bir top daha. Hadi bakalım oraya ana. Ceza sahası dışı. Yapıştır. Bitsin bu iş. Ah Cabrera. Sezon sonunda maalesef takımın moralini bozacak unsurlar bunlar. İki oyuncuyu da şu an oynatıp biraz gönlünü almak istiyoruz. Oraya ana. Hadi oğlum. Hadi çok güzel bir top. Harika bir top Huntington'dan Plaza'ya. Ligin gol kralı Plaza gole doğru gidiyor. Plaza! Plaza! Astı yine Plaza. 31. golü Championship'te. Huntington'ın muazzam pası. Plaza durdurulamıyor değerli Exeter'lılar. Gerçekten müthiş bir top. Plaza sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Sağ ayağıyla harika bir vuruş. Ve 1-0 öndeyiz. Playoff'lara hazır mıyız? Exeter'lılara bu soruyu soruyorum. Playoff'lar da böyle geçsin ya. Bizim için rahat geçsin. Çok istiyoruz arkadaşlar. Bir aksilik yaşamak istemiyoruz. Her şey yolunda olsun. Her şey iyi gitsin. Bugün playoff'larla Premier Lig yolunu açan galibiyetler gelsin. Evet 1-0 öndeyiz. 10. dakikada. Ayı boğan iş başında tweetleri var. Exeter taraftarından Letson. İyiyiz ya. Huntington da gerçekten formayı hak ediyor. Şimdi konsantrasyonumuzu bozmayalım. Baylis. Eski oyuncumuz Baylis. Tom Baylis rakibin orta sahasında. Birinci Exeter döneminin çok sevilen oyuncularından biri Tom Baylis. Evet. Şöyle pres yapıyorlar. 2-3 kişi birden pres yapıyorlar. Bu onlar için sıkıntılı bir durum olabilir. Ortaya. Huntington. Junior Veron. Junior Veron. Yürü dedi oraya anaya. Yürü dedi. Sağ tarafta Agnes offside'da. Junior Veron. Çok kötü bir yere ama iyi oldu. Hadi oraya ana. Geliyoruz. Ayıboğan Plaza. Ayıboğan. 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 32. golünü attı. Plaza 32. golünü atıyor Championship'te. Çok iyi geldik yine. Huntington oraya ana. Beni satın diyen oraya ana. Plaza'yı aldı at dedi. Baylis'i incelemek istiyoruz. Durup Baylis kardeşimizi, Baylis çocuğumuzu bir incelemek istiyoruz hemen. Plaza durdurulamıyor. Gerçekten Exeter durdurulamıyor. Evet 33. maçında 32. golünü mü attı? Tom Baylis. Vay be çocuğumuz. Vay be Baylis'imiz. Sen ofansif orta sahamızın, ofansif orta sahamızın maestrosuydun Tom Baylis. Çok sevilen bir oyuncuydun. Çok erken vedalaştık seninle ama kader böyle yazıldı. 2-0 öndeyiz playoff öncesi. Aman işte içimde bravo Plaza. İçimde bir endişe var. Ligde bu kadar iyi oynarken playofflarda her şey tepe taklak olabilir mi? Bu momentumu kaçırabilir miyiz? Oscar Orellana. Oscar Orellana. Bastı. Huntington. Huntington. İnanılmaz zayıf bir şut Huntington'dan. Maalesef inanılmaz zayıf. %100. Yani dünyanın en rahat golünü atabilecekken Huntington maalesef 3. golü kaçırıyor. Huddersfield bu arada Aston Villa karşısında 1-0 geride. Ve şu anda güncel puan durumunda Exeter City Championship'in artık 4.sü. Artık 4. sıradayız. Müthiş bir gol kaçtı. Yemeyelim. Bravo Granero. Kornere. Böyle bir süt şutu olur mu ya Huntington'dan? Korner kullanılacak. Bodin 39 numaralı forması. Bodin. Korneri. Plaza. Plaza çıkardı oradan. Barkuizen. Veron kapatıyor orayı. Orta geldi. Agnes indirecek. Bravo Agnes. Hadi Oscar oraya ana. Oraya anadan Huntington'a. Huntington. Affettir kendini Huntington. Agnes. Aman çocuklar. Aman sol tarafa Perez. Perez riske girmeyin. Çok basıyorlar ya. Bunlar ne böyle? Ne içmişler böyle? Gel geriye. Geliyoruz. Plaza gitti. Haydi Plaza. Haydi Ayıboğan. Bas topa. Plaza. Ver pasını. Bir pas daha. Oscar Orellana. Kaleci Maxwell kornere. Orellana da bugün
Aç kurt gibi. Şöyle Ayıboğan ortalığı karıştırabilir mi? Hadi Ayıboğan, kaleci de çıktı. Olmadı. Ver. Yanlış yere be, ya da defans araya girdi. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Zaten son 6 maçtır sadece 1 gol yedik. Son 6 maçta 1 gol yedik. Bugün de bakalım değişen stoperlerimizle neler olacak. Granero, hadi ilk yarının son atağını gerçekleştirelim. Mattia Rossi, Perez. Geliyoruz. Orellana gitti. Tek top Orellana'ya. Oscar Orellana müthiş aldı önüne. Orellana aşırttı. Orellana'dan olağanüstü şeyler deniyoruz. Sevsin diye. Tekrardan böyle taraftarla bir bağ kursun. Transfer listesini geri çeksin diye. Transfer isteğini geri çeksin diye ama olmadı maalesef. Biraz daha ilerleyip sert bir şut çekebilirdik. Bravo. Son bir atak. Mattia Rossi araya girdi. Bitirme hoca. Orellana Huntington. Haydi Huntington. Orellana'ya. Oscar. Orellana. Avutmuş lan. %100 gol kaçtı. Taraftar Orellana'yı istemiyor. Çöplana çöp diye mesajlar var. Tabii Exeter taraftarı Orellana'ya tavır aldı. Çünkü ben bu takımdan gitmek istiyorum deyip ortalığı karıştırdı biraz. Sezonun en kritik bölümünde. Bu yüzden Exeter taraftarı Orellana'ya karşı biraz tavırlı. İlk yarının sonucu 2-0. Tek kale topu oynuyoruz. İkinci yarıda biraz sistem değişikliği yapacağız. Perez'i sol tarafa açacağız, şöyle kanatlardan geleceğiz. Huntington'ı da açacağız. Kanada 4-3-3 oynayacağız. Orellana biraz sol tarafa. MOO Junior Veron yerinde Plaza santraforumuz. İkinci yarıya böyle başlıyoruz. İkinci yarıda 4-3-3 oynuyoruz. Rakip zaten üzerimize geliyor. Açık alanda bu topu oynayabilirsek onlar için facia olabilir. Bakalım. Junior Veron. Geliyoruz çocuklar. Ortada boşluklar var. Harika boşluklar var. Orellana kaleci de karşı karşıya. Orellana yine kaçırdı. Plase denedi Maxwell. Orellana yine %100 gol pozisyonu. Kalecinin sağına attı ama biraz da üstüne gitti top. Bugün 3 tane %100 gol pozisyonuna girdi Orellana. Korneri kullandı. Orellana, Huntington harika çalım. Yerde kaldık. Hakem faul dedi. Evet, Plaza'yı ön direğe doğru çekeceğiz. Çok sert bir orta gelecek. Hadi Plaza. Vur, bitir. İşte bu kadar. Harika bir organizasyon. Huntington Plaza işbirliği. 57. dakikada Exeter Preston karşılaşmasının topunu eve götürmeyi garantiliyor Plaza. Bravo be. Bravo Plaza. Huntington Plaza işbirliği çok güzel oldu. Tam istediğimiz yere ortayı yaptı. Plaza'yı öne doğru çıkardık. Orta çok güzel yere, sert bir orta. Sağ ayağıyla bir voley. Ayıboğan 3. golünü attı. Voleza. Evet, Ülkü Voleza şeklinde bir tweet atıyor. Plaza'nın adını Voleza olarak değiştiriyor bugün. Exeter taraftarı. Hat-trick inanılmaz. Gerçekten Ariel'in performansını yakalayacak düzeyde. Belki de üstüne çıktı. Gol sayısı bakımından Ariel'in üstüne çıkmış olabilir. Ama verimlilik. Ya Plaza, her zaman diyoruz. Plaza takım oyuncusu. Orta sahanın beslediği bir forvet oyuncusu. Ama Ariel kesinlikle bir büyücüydü, bir sihirbazdı. Pozisyonları kendi hazırlıyordu. Evet, bu arada araya girdik. Mattia Rossi, aman Rossi. Kariyerinin ilk maçında böyle şeyler deneme. Riske girme. Çok güzel. Hadi bir kontra atak daha. Geliyoruz çocuklar. Oscar Orellana. Plaza'ya baktı. Plaza'ya aradan bir top denedi. Ayıboğan Plaza. Junior Veron'u attıracak. Junior Veron çok çapraza. Ama direkten döndü Plaza. Ah be, keşke vursaydık. Pas kötü yere gitti. Maalesef 4. golü gitti Plaza'nın. Orellana Adeoti değişikliği geliyor. Yani Plaza asist krallığında da gidiyor zirveye doğru. Perez'i de değiştirelim. Perez'in yerine kuyruklu oyuna girsin. Ya da Segura girsin ya oyuna. Segura'yı bir deneyelim. Birazdan da Ajose'yi de oyuna almak istiyorum ben. Bu maçta Ajose'yi de oyuna almak istiyorum. Ajose Plaza bakalım ne yapacak. Çift forvet oynuyoruz. Tek orta saha oyuncusu. O da Adeoti. Ajose'yi de biraz onurlandıralım. Plaza nasıl koştu ya öyle? Plaza'yı çıkar sakatlanmasın. Oynasın bir şey olmaz. Aa bak, Plaza'nın sakatlığa yatkınlık özelliği var. Lütfen. Zaten playofflarda, EFL League One playofflarında, playoff finalinde Ariol sakatlanmıştı. Playoff yarı finalinde Ariol sakatlanmıştı arkadaşlar. Playoff finalinde Ariol yoktu hatırlarsanız. Geliyoruz. Çok güzel bir pozisyonda. Adeoti henüz ısınamadı ve bu pası atamadı. Preston karşımızda şaşkındı. Hiç atakları yoktu.
Hiç atakları yoktu. Sürekli pas hatası yaptılar. Morosini sağ tarafa, Huntington ortaya, Nika Jose. Çok güzel bir top. Matt Huntington gole doğru gidiyor. Matt Huntington. 4-0. 69. dakika. Hemen marşı geriye alıyoruz ve yeniden veriyoruz. Exeter taraftarı kendi evinde müthiş gururlu. Çok mutlu. Ne günler geçirdik ya. Yani ne stresli, ne üzüntülü günler geçirdik arkadaşlar bu sezonda. Championship bizim için 4 mevsimi yaşadığımız bir sezondu. İlkbahar, yaz, kış, sonbahar hepsini yaşadık. Kış aylarını gördük. Üzüntüyü gördük. Çok üzgündük ya. Arka arkaya 10 maçta puan kaybettiğimiz oldu. Exeter taraftarı pes etti. Bazıları pes etti. Bazıları inandık dedi. İnanıyoruz dedi. Her şey yoluna girecek dedi. Ama bugün gerçekten her şey o kadar yolunda ki bilmiyoruz. Yani neler, ne buna etki etti, ne oldu da bu duruma geldik bilmiyoruz arkadaşlar. Ama istediğimiz topu oynayabiliyoruz. Ajose ortada harika boşluklar var ya. Müthiş boşluklar var. Ver Huntington'a. Ver Ajose'ye. Ah, Ajose'yeydi o top. Top bizde. Preston karşımızda şaşkın. Morosini. Uzun oynadı. Bindir Agnes. Hadi Agnes. Ver pası. Ver. Ajose. Ceza sahası dışına. Bir pas daha. Atla topun üstünden. Vur. Plaza. Ah be. Müthiş işbirliği. Yani bu kadroyla çıktık. Nasıl bu galibiyet geldi böyle? Rahatız. Diğer maçlarda da galip geliyorduk ama inanılmaz rahatız. Ve rakip karşımızda hiçbir şey yapmıyor. İnanılmaz. Bodin. Agnes'in baskısı var. Umarım playofflarda böyle geçer ya. İyi geldiler. Oynatmadık ki. Çok iyi. Şut dışarıya. 84. Korner kullanıldı. Cabrera indirdi. Dokundu. Pot. Tombalis. Topu bize hediye etti. Çıkabilir miyiz oradan? Adeyoti. Temiz bir maç olsun. Gol yemeyelim arkadaşlar. Bodin. Bravo be Huntington. Bravo be. Buradan çıkacağız ve golü atacağız. Hadi çocuklar. İyi çıktık. Geliyoruz. Matt Huntington ortaya, Adeoti'ye. O da olur. Sol tarafa Segura'ya. Segura Plaza'nın önüne bırakacak. Plaza gole doğru gidiyor. Plaza. Aman. Hayvan gibi kaydı. Şutu çektik. Korktum yere düşer, sakatlanır falan diye. Açmayın arkadaşlar, öyle şeyler söylemeyin. Adeoti. Bak hala pres yapıyorlar aslında. Aman Stakli. Herhalde golü yiyoruz. Granero. Bravo Granero be. Yürü Agnes. Ah. Bodin. İyi kapatın. Konsantreyiz ya bugün. Bugün gerçekten konsantreydik. Kafayla indirildi Granero. Hadi son bir şans olsun. Bitirme hoca. Ajose müthiş kontrol. Ajose neler yaptı öyle. Bomboş. Abi bu olmaz arkadaşlar. Yani ben bu oyunu eleştirmek istiyorum bu noktada ya. Plaza topun önünde koşmamalı arkadaşlar ya. Ya Plaza niye topun önünde koşuyor ya burada? Bir de ben doldurduğum zaman gerisindeydi. Artık top ayağından çıkarken önüne gitti yani topun. 5. golümüz gitti. Ben biraz daha ilerlerdim. Daha net bir gol fırsatı yakalardım ama yapay zekaya deli oluyorum maalesef. Son dakika artık. 5. dakika. Bir atak daha yapabilir miyiz? Yapacağız bence. Ah be, ve kazanıyoruz. 4-0 kazanıyoruz. Tertemiz bir skor arkadaşlar. Çok endişeliydim. Gerçekten çok endişeliydim. Bu yayına kötü başlayıp playofflar da öyle gidecek diye ama müthiş oynadık bugün. Devam ediyoruz. Galibiyet. Yaz 3 puan. 15 tane şutumuz vardı. Preston %75 pas isabetiyle oynadı. %91 pas isabetiyle oynayan takımlar da görüyoruz. Oyuncu reytingi, maçın oyuncusu 10 Plaza Rossi. İlk maçında 8.0 oynadı be. Arkadaşlar gol yok, asist yok, 8.0 oynadı. Morosini 8.1. Cabrera 8.0. Agnes 8.1. Orellana 9.1 oynamış. İnanılmaz. Ajose'nin kontrolü nasıldı ya, kafasına çarptı, bir şeyler oldu, önünde kaldı. Hadi maç sonu röportajı. Ah be, Ajose de asist yapsa güzel olurdu aslında. Huddersfield'da yenildi ve artık ligin dördüncüsüyüz.
Bugünlerde nadiren ettirik görüyoruz. Plaza sizce nasıl oynadı? Plaza formunun zirvesindeydi. Formuna ve antrenmanlardaki çalışmasına baktığımızda Plaza bugün beni şaşırtmadı. Çok iyi bir performans sergilediği ortada ama daha da önemlisi kazandık. Tebrikler, bugünkü maçla birlikte galibiyet seriniz devam etti. Sizce daha ne kadar sürecek? Böyle devam. Bugün daha rekabetçi bir maç olmasını bekliyorduk. Meydan okuma değil. Bizim için beklentilerinizi yükseltin şeklinde açıklama yaptık. Ve puan durumuna bakıyoruz. Artık ligin son haftası. Ve Exeter City, Championship'in dördüncüsü. Biz bunu hak ettik. Arka arkaya galibiyet serisi sadece bizi bir basamak yukarıya taşımaya yaradı. Yetişemedik. Ne birinciyle aramızdaki puan farkını azaltabildik, ne ikinciyle ne üçüncüyle ancak dördüncü sıraya yükselebildik. Yani 120 puana nasıl ulaşır bir takım? İkinci nasıl 106 puanı geçer? Üçüncü Leeds United bugün kaybetmiş. Yok, kaybetmemiş. Kazanmış. Maçı eksikti herhalde. Son maçını kazanırsa 100 puanı geçen 3. takım olacak. 33 gol. Ya böyle bir performans yok. 33 maçta 33 gol. Beni tekrar kadroya aldığın için sağ olun hocam. Düzenli olarak oynamak istiyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum Junior Veron. Evet arkadaşlar, maç öncesi de gösterdim. Maç sonrası da gösteriyorum. Oyunumuz efsanevi zorluk derecesinde. Ama bu kariyeri uzun vadeli takip ediyorsanız, hani buraya nasıl geldiğimizi görüyorsanız, bakın. Bu zorluk derecesinde dönün geriye. Dönün geriye. Dönün geriye, neler yaşadığımızı görün. Aralık ayı olabilir. Charlton Athletic 2-1 mağlubiyet. Aston Villa 3-3 beraberlik. Hull City 3-1 mağlubiyet. Nottingham Forest 2-0 mağlubiyet. Ya bakın, burada 4 maç kazanamamışız ya. 4 maç kazanamamışız. Genk 5-5 beraberlik. Derby County 4-4 beraberlik. Leipzig 4-2 mağlubiyet. Daha da öncesine bakalım. Aston Villa 5-0 mağlubiyet. Sporting 3-1 mağlubiyet. Sheffield 3-1 mağlubiyet. Wigan berabere. Preston 4-4. Everton mağlubiyet. Swansea berabere. Millwall berabere. Leipzig 4-0 mağlubiyet. Yani bu kariyeri uzun vadede takip edenler, uzun zamandır bu yayınları takip edenler bugünlere ulaşabilmek için nasıl çaba sarf ettiğimizi biliyorlar. Ve kariyerdeki zorluk derecesine ben inanmıyorum ya. Ya ben kariyerdeki zorluk derecesine inanmıyorum. Ligin bir momentumu var. Bazı aylarda, bazı haftalarda rakipler inanılmaz top oynuyorlar ve rakiplerin top oynamasından şikayetçi değilim. Hepsi oynasın. Hepsi oynasın. Biz oynadıkları zaman nasıl mücadele ettiğimizi, nasıl karşılık verdiğimizi biliyorsunuz az çok. Ama bazı ligin bazı dönemlerinde oyun sizi oynatmıyor. Attığınız her pas yanlış yere gidiyor. Çektiğiniz her şut avuta gidiyor. İkili mücadelelerde galip gelemiyorsunuz. Oyuncular pas hatası yapıyor. O dönemlerde puan kaybı kaçınılmaz oluyor. Yani oyunu oynamama aşamasına, oynayamama aşamasına geliyorsunuz. Bugünleri biliyorduk. Dedik biz seri galibiyet almaya başlayacağız. Eğer oyun bize hata yaptırmazsa, pas hatalarını mecburi yapmazsa, karşımıza çıkarmazsa biz bugünleri göreceğimizi biliyorduk arkadaşlar. Ha ne oldu? Hatırlayanlar da vardır. Arka arkaya mağlup olduğumuz dönemlerde zorluk derecesini yükselttim. Seçkini aldım. Seçkinde de galip geldik. Yani bunun seçkinle, efsaneviyle alakası olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Zamanı biraz daha ileri alıyoruz. Bakalım neler olacak. Plaza hat-trick yaptı. Velasquez için transfer teklifi. Wuhan. Arkadaşlar, Velasquez'i Wuhan'a gönderelim mi? Wuhan almak istiyor. Yap abi. Yapacak bir şey yok. Satıyoruz. Koronavirüsünü kapmaz umarım. Velasquez için 200 bin euro transfer ücreti ödeyebiliriz. Allah, bunlar İngiltere'ye geldi değil mi Wuhan'dan? Ayvayı yedik arkadaşlar. Burak Hoca'nın hayatı tehlikede. Onlar bizle görüşmeye geldiler. Tüh! Yeni transfer ücreti sun. 300 bin. Bak bir de bağırdı, çağırdı, tükürdü. Orada bağırırken Allah belanızı versin dedi. Bütün virüsler suratımıza uçtu arkadaşlar. Neyse, çocuğumuzu kurtardık bari. Umarım performansımıza bir zarar vermez. Anlaşabilseydik el sıkışacaktık, o da kötüydü. Ne yapsan yiyorsun virüsü yani. Hocam, mümkünse son maçta sahada yer alarak taraftarlara veda etmek istiyorum. Umarım buna izin verirsiniz. Vay be Fatih, 37 yaşında İstiklal abidesi. Benim için gurur. Bu kulüpte oynamandan gurur duyuyorum ve kulüp için yaptıklarının karşılığında veda etme şansı tanıyarak elimden geleni yapacağım. Taraftarların seni son bir kez sahada görmekten mutlu olacağına eminim. Ama bunlar şerefsizlik yapıyorlar. Playoff'larda da aynı şeyi istiyorlar bizden. Sonra üzülüyorlar. Normalde 37 yaşındaki bir oyuncunun reytingi düşer ya. 4-5 falan düşer. Bu çocukta da düşmedi bir türlü. Acaba playoff maçları ne zaman? Yakın zamanda mı? Kadroyu şöyle bir düzenleyelim. Kaleciyi çıkarıyorum arkadaşlar. Evet. Nerede kaleci? Ofis. Genç takım. Calvin Bada. 84-94. 375 bin değeri var. Ekoku 475 bin değeri var. İkisi de 16 yaşında. Refleks 66-66. Uçması 61. Bunun nasıl?
Uçması 71. Reaksiyon 55. Reaksiyon 55. Refleksi 66. Refleksi 65. Uçması 71. Uçması 66. Sizce hangisi? Bada'dır. Potansiyelden dolayı. Bada'yı çıkarıyoruz arkadaşlar. Ligin son maçında Granero'nun yerine sahada. Evet, bu çocuğu sonradan oyuna alacağım. Perez, Orellana. Bunların moralleri playoff öncesi bozulmasın arkadaşlar. Cabral'i falan içeri almak istiyorum. Sıkıntı yaratmasın. Kadro morali herkesin düzgün aslında şu anda. Rossi oynamaya devam etsin. Agnes oynamaya devam etsin. Aydın Morosini oynamaya devam etsin. Fatih son maçında sahada olsun. 57 koşuyor. Sağ bek oynayabilir mi ya bu? Stopere mi alsak Fatih'i, ne yapsak? Aynen, Morosini yerini alacağım. Agnes'i geri oyuna dahil ediyorum. Tamam, direkt Granero'yu çıkarıyorum arkadaşlar. Bada, kalecimiz Bada. Granero'yu direkt çıkarıyorum. Segura'yı da tekrardan içeri alıyorum. Greco'yu bugün oynatalım ya. Stoper'de de oynayabilir Greco değil mi? Bugün stoper oynasın Greco. Ya Fatih, nereden çıktın ya? Of. Beni oynat. Plaza'yı da çıkaralım artık ya. Plaza'nın yerine de bugün. Evet, Segura'yı forvet deniyoruz. Hadi bakalım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz ve ligin son maçına, artık playoff öncesi son maç. Derby County maçı. Evet çocuklar, iç sahada. Ne oldu ya? Lan o kadar da kadro ayarladık. Kaptanlığı Fatih'e ver, doğru. Aynen, güzel bir öneri. İç sahada Derby County karşılaşmasına çıkıyoruz. Oyun hata vermişti, yine hata vermez umarım. Burayı görmemiştik az önce herhalde. Evimizde sarı formayla sahada olacağız. Maç saati 2. Sağanak yağışlı bir havada ligin son maçına, playoff öncesi son maçına çıkıyoruz. Haydi başarılar çocuklar, başarılar Exeter City. Exeter Atatürk Stadı'nda ligin son maçı, Championship'in 46. maçı ve rakibimiz Derby County. Sağanak yağışlı bir havada Exeter taraftarı bu ligin son maçında takımına destek olmak, playoff öncesi moral vermek için tribünleri doldurdular. Tamamen dolu, tribünler tamamen dolu ve taraftarlar takımını ayakta alkışlıyor bu sezonki mücadelesinden dolayı. Elimizden gelen mücadeleyi sergiledik. Talihsiz aylar geçirdik. Eğer o aylardaki puan kayıpları olmasa belki doğrudan bugün Championship'e çıkmıştık ama maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı, karışıklıklardan dolayı çok puan kaybettik. Son haftalarda çok iyiyiz ve playoff'larda şu anda 4. sıradayız. Yani rakibimiz 5. sıradaki Huddersfield olacak. Bu kesinleşti. İyi top oynayarak playoff öncesi Huddersfield'a güzel bir gözdağı vermek istiyoruz. Başarılar çocuklar. Başarılar. Exeter City ligin son maçında da gol olup yağalım rakip kaleye. Ojomo. Tabii Plaza bugün ilk 11'de değil. 33 maçta 33 gol atan Plaza bugün yok. Rossi'nin performansı Bello'nun takımdaki mevkisini değiştirebilir. İyi geldiler. Harika geldiler. Müthiş şut. Kaleci Bada. İlk kez forma giyen Bada. Nijerya'dan geldi. Bada'nın uzaktan akrabası. Takımdaki Bada'nın uzaktan akrabası. Ojomo. Geliyoruz. Segura. Orellana. Orellana. Sol tarafa Cabrera'ya. Hadi Cabrera. Bas topa. Perez'in önüne yuvarladı. Perez. Basacak topa. Perez. Ah, ayağından açtı. Açıyı çok daraltınca şut çekmek istemedik. Şut fake'i yapmak zorunda kaldık. Şutu doldurmuştuk oysa. Orta geldi. Bomboş. Marriott dışarıya attı. Savunmada onun dengesini bozan oyuncu da Greco'ydu. Bir kişi bassın. Junior Veron sen bas. Bas. Huddersfield öne geçti. Evet, bizim de bu maçı kazanmamız gerekiyor 4. sırada bitirmek için. Huddersfield önde. Bu maçı biraz ciddiye almamız gerekiyor. Orta geldi. Bomboş. Bada. Top biraz yavaş gitti. Aman Fatih. Greco. Greco. Ortadan geliyoruz. Matteo Rossi. Orellana. Topu ayağına aldığı zaman aslında oyuncular iyi koşuyorlar. Ojomo. Ojomo yapma. Hadi ver pası. Segura, atla topun üstünden. Müthişsin Segura. Yaz bitsin bu iş. Segura. 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 Çok klastı. Geçen maçta da buna benzer bir pozisyon izledik. Segura topun üstünden atladı. Aynı bu şekilde Plaza vurdu kalecinin üstüne. Segura'nın bu tarz pozisyonlarda vücut çalımı kullandığını görüyoruz. Tekniğini konuşturduğunu görüyoruz. Ölerek vurmuş topa ve müthiş bir yere gitmiş top. Segura 1-0 öne geçirdi Exeter City'yi ligin son maçında. Arjantinli Segura, Hugo Segura ligdeki ilk golünü attı. Her yerde oynama özelliğine sahip Segura'nın golüyle 1-0 öndeyiz. Bravo çocuklar, bravo Exeter City. Son 20 dakika ilk yarıda yine öne geçtik. Huddersfield öne geçti, biz öne geçtik. Maçlar böyle biterse, ligi 4. olarak bitireceğiz.
Yayını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Playoff'lara yaklaşıyoruz. Bir izleyici, bir destekçi, bir destekçidir. O yüzden yayını profilinizde paylaşın. Gerekirse sonradan silersiniz. Geliyoruz. Ojomo sağ tarafa, Agnes'e doğru. Agnes Orellana'ya bekletmeden. Orellana Segura'ya doğru. Haydi Segura. Bir pas daha. Niye durdun Cabrera be? Cabrera neden durdun? Cabrera vücudunu koydu. Orta yapmayı deneyecek. Cabrera ortayı yaptı. Jennifer teyzenin bulunduğu türbüne doğru. Yani hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu varsa herhalde o da şüphesiz Ojomo şu dakikaya kadar. İki kişi bastık. Müthiş boşluk var. Şut Bada. Korner iyi uzandı Bada. Kendine güveni yerine gelecek Bada'nın bu kurtarışlarla. Harika uzanmış gerçekten. Bravo Bada. 41. dakika paslaşarak mı kullanacaklar? Orta doğrudan geldi. Junior Veron göğsüyle indirdi. Orellana'ya doğru. Yürü Orellana. Önünde büyük bir boşluk var. Hadi Orellana. Hadi Ojomo. Yürü çocuğum. Yürü Ojomo. Tamam Junior Veron'a. Sakin geliyoruz. Bindirin dedi takım arkadaşlarına Junior Veron. Sakin. Segura en sol tarafa. Harika yere. Cabrera tekrar Segura'ya baktı. Ojomo. Segura gitti. Ya Ojomo bir türlü bugün top kontrol edemedin be oğlum ya. Orası sana göre değil herhalde. Müthiş geldiler. Tabii Cabrera'yı oraya kadar çıkarırsam böyle olur. Şimdi Fatih kontrolümüzde. Love çok yoruldu. Love girdi içeriye. Neler yapacak? Şut. Bada köşeden bir kurtarışta. Bravo Bada be. Korner kullanılıyor. İndirdi. Greco indirdi. İlk yarının artık son saniyeleri. Bu ataktan sonra ilk yarı bitecek. Dikkat edelim. 0-0. Daha doğrusu 1-0 üstünlüğümüzle soyunma odasına gidelim. Bada uzun oynadı ve ilk yarının sonucu Exeter City 1, Derby County 0. Aston Villa 1-0 önde. Huddersfield 1-1. Leeds United önde. Gerçi hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Ojomo. Evet Ojomo alıyoruz ve sağ tarafa çekiyoruz. Aynen böyle oynuyoruz. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor. İkinci yarıya Derby County başladı Exeter Atatürk Stadında. Son 7 maçta sadece 1 gol yedik. Bunun da altını çizelim. Umarım playofflar da öyle geçer. Az gol yememiz lazım. İlk maçlarda avantajlı bir şekilde oynamamız lazım. Çok önemli ya gol yemememiz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar toplam gole bakılıyor. Galibiyet kadar yediğiniz gol de önemli. 58. dakika kayarak bu da... Bu resmen topa ya. Bu resmen topa. Julio Cabrera sarı kart. Maçın tansiyonu yükseliyor giderek. Tereyağından kıl çeker gibi çektik. Birazdan oyuncu değiştireceğiz. 2 dakika içerisinde oyuncu değiştireceğiz arkadaşlar. Cabrera'nın sarı kartı var. Fatih'i çıkaracağız artık. Tribünler alkışlayacak Fatih'i. Çok yoruldu Perez. Yo Perez değil, rakip oyuncu yorulmuş. İyi geldiler. Orta, içeriye Bada. Bravo Bada. Çıkar abi. Perez'i çıkarıyoruz. Çok yoruldu. Ibanez oyunda. Adeoti, Orellana değişikliği. Cabrera'yı da çıkarıp Fatih oynamaya devam etsin. Cabrera'yı da çıkarıp Aydın'ı oyuna alıyorum. Greco'yu da sol tarafa alıyorum. Evet böyle oynuyoruz arkadaşlar. Son 30 dakika. 3 oyuncu değişikliği birden yaptık. İyi geldiler. Agnes. Bravo Agnes. Bravo Agnes'im. Bravo çocuklar be. Aaa! Çıkamıyoruz. Kimde? Yedik. Müthiş gol pozisyonu dışarıya attılar. Aydın, Mattia Rossi. Yürü dedi Burak Şener Rossi'ye. Yürü Rossi. Tamam sağ tarafa. Güzel geldik. Adeoti. 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 Rossi gitti. Rossi. Koş dedi Junior Veron. Mattia Rossi. Mattia Rossi. Sol çaprazdan Rossi. Ojomo. Bomboş kale. Ojomo onu attığı kafaya bakar mısınız ya? Gerçi açı çok dar ama yani biraz daha boynunu bükebilirdim be çocuğum be. 78. dakika. Kayarak müdahale. Harikasın. Rossi müthişsin çocuğum. Top taça çıkmadı. Şuradan düzgün bir şekilde çıkabilir miyiz? En sağ tarafa. Rossi çok güzel yere. Abi en sağ tarafa. Yani bu full doldurmanın hakkı Junior Veron değil. En sağ taraftaki boşluk. Hadi oğlum. Geliyoruz. Hadi anne. 83. dakika. Ibanez. Ibanez. Solda boşluklar var. Evet pas hataları çok can sıkıyor. En sol tarafa atıyoruz. Ortaya atıyorlar. Arkadaşlar bir şeyi full doldurursan kanattan kanada atar. Yani ortaya niye atıyorsun anlamıyorum ya. Yürü. Yürü Agnes. Yürü Agnes. Yine offside. Ojomo yine offside'da. Maalesef yine offside'da oyuncular. Dik bitsin. Dik bitir. Uzaya at bitsin arkadaşlar. 1-0 kazandık ama playoff öncesi inanılmaz kötü bir futbol oynadık ya.
Berbat bir futbol oynadık. Belki 1-0 temiz bir skor ama bu kadar tercih hatası yaşamamıştık son haftalarda. Ojomon koşu yoluna atıyorum. Geriden gelen sağ beke atıyor. Sol kanattan sağ kanada full doldurarak, yani doldurulabilecek en fazla yuvarlığa dolduruyorum. Ortadaki oyuncuya atıyor. 1-0 kazandık ama. %85 pas isabeti, bir tane kaleyi bulan şutumuz var. O da Mattia Rossi'nin olması lazım. Gol olan pozisyonu saymıyor herhalde. Çünkü Mattia Rossi ile bir kere vurdu kalecinin üstüne. Bu kadar maçtır kazanıyoruz. Umarım playofflarda böyle oynamayız. Segura maçın oyuncusu. Asisti yapan da Ojomo, 7.9 oynamış. Tel tel dökülen bir takım vardı. Fatih bugün son maçına çıktı. Herkese teşekkür ediyoruz ve zaman playoff zamanı. Nabzımı ölçeceğim maç öncesi. Sorun bakalım sorularınızı. Tebrikler, galibiyet seriniz 8 maça yükseldi. Bunu nasıl başardınız? Geleceğimizin habercisi. Sezonu harika bir şekilde noktaladık ve bu sonuçtan aldığımız güçle önümüzdeki sezonu daha iyi geçireceğiz. Maçın sonucunu ilk yarıda belirlemeyi başardınız. İkinci yarıdaki oyundan memnun musunuz? Şimdi takım moralini bozmaya gerek var mı arkadaşlar? Yok. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün iyi bir iş çıkardık ve kazandık. Bugünkü performansı derinlemesine incelemeyi düşünmüyorum. Önümüzdeki maça odaklandık bile. 76'ymış nabız. Tebrikler, bu kez Derby County takımını yenmeyi başardınız. İlk maçı kaybetmişiz. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir daha kimse bizden şüphe etmemeli. İnsanlar oyuncularımdan bir kez daha şüphe ederlerse bu maçı dönüp hatırlasınlar. Evet değerli futbol severler. Tarih belli. 12 gün sonra Huddersfield Exeter karşılaşması var. Playofflar, çift maç. Allah'ım bize yardım et. Sezon. Takvime göz atıyoruz. 27'sinde cumartesi deplasman maçı, sonra 4 gün sonra evimizde yorgun bir şekilde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkacak. O da evimizde olacak. Evet çocuklar, ofiste 5 tane mesaj var. UBA satıldı. Para ödülü 8 milyon 400 bin euro. Oyuncu sohbeti. Huntington, beni tekrar kadroya aldığın için sağ olun. İlk 11'de yer almamayı sorun etmem ama düzenli olarak oynamam şart. Senden daha fazlasını bekliyorum Huntington. Ofis. Ligi orta sıralarda bitirme görevimiz tamamlandı. Sezonu 30 milyon euro kar marjıyla tamamla dediler. Şu anda %100. Altyapı görevlerini maalesef yapamadık. İki genç takım oyuncusunun genel puanını en az 10 yükseltemedik bu sene. Uzun süreli bir hedefimiz var. İki sezonda genç takımdan ilk sezon transfer olan en az 3 oyuncuyu bir sonraki sezon maçlarının %30'unda oynat. Yani bu Bada olur. Cabrera olur. Kim olur? Marka değeri. %60. FA Cup'ta son 32'ye kal demişler, çeyrek finale kaldık. Avrupa'da maalesef istediğimiz gibi gitmedi hiçbir şey. Kar marjımız bu sene 34 milyon euro arkadaşlar. Bunun çoğu nereden geldi biliyor musunuz? Mağaza satışlarından. 23 milyon euro mağaza satışımız var. Cabral, Bada, Plaza'nın forması Exeter Store'da akmış gitmiş. Puan durumuna bir bakalım. Nottingham Forest, Leeds United, Huddersfield, Exeter City. Championship'te 95 puana ulaştık. Bu bizi belki birinci Exeter döneminde şampiyonluğa götüren puan olabilir. Emin değilim ama bu puanla belki de şampiyon olmuş olabiliriz. Aston Villa 122 puan. Muazzam bir sezon geçirdiler. Sheffield 107 puan. Muazzam bir sezon. Leeds United 101 puan. Muazzam bir sezon. Biz 95 puanda kaldık. Düşen takımlar Charlton Athletic. Geçen sene 100 puanı geçen takımlardan biriydi sanırım. Tekrar düştüler. Sunderland düştü. Wigan Athletic düştü. Düşen 3 takım da bunlar. Antrenman günündeyiz. Yanına ayran isteyelim. Haydi Exeter şampiyon.